Sen herkese keyifli güzel bir gün diliyoruz. Tam da haftanın çalışma gününün son günündeyiz. Herkese güzel bir cuma diliyoruz. Evet, yine bugün güzel bir programla sizlerle birlikte olacağız. Bugün güzellik üzerine bir program gerçekleştireceğiz. Ve bugün iki değerli konuğum var stüdyomuzda şu anda. Cadem Estetik ve Güzellik Merkezi Genel Koordinatörü Fatoş Kervanlar. Efendim öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Ayrıca Cadem Estetik ve Güzellik Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Öner. Efendim sizler de hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, öncelikle tabii biz Cadem Estetik ve Güzellik Merkezi Manisa'da yeni açıldı. Bunun üzerine konuşacağız ama öncelikle biz sizi tanımak istiyoruz. Manisalılara kendinizi tanıtır mısınız? Tabii ki. Adım Aydın Öner. Cadem Güzellik Salonları'nın yaklaşık 21 şubemizin yönetim kurulu başkanıyım. Manisalı arkadaşlarımıza, bayan arkadaşlarımıza güzelliği getirdik. Zaten bayanlar hep güzeldir. Evet. Çirkin bayan yoktur. Bakımlı olması gereken bakımlı bayanlar. Bakımlı olması gereken bayanlar vardır. Evet. Güzelliklerine güzellik katmaya katmak geldik. Katmak için yani. Çok da güzel bir slogan evet. Oldu aslında. Evet, genç bir iş adamısınız. Uzun zamandan beri sanırım bu sektördesiniz. 11 değil mi? Yıl falan 11 oluyor. 11 yılınızı doğdunuz. Evet. Cadem Estetik ve Güzellik Merkezi adı altında. Evet. Bizler de başarılar diliyoruz. Teşekkür uzun ederiz. Uzun zamanlar daha da büyümeyi inşallah talep i̇nşallah. Ediyoruz istiyoruz sizden. Konuşacağız tabii ama biz tabii yine Fatoş Hanım sizle devam edelim. Biz sizi tanımak istiyoruz. Fatoş Kervanlar, Cadem Güzellik Merkezi'nin genel koordinatörüyüm. Manisa'ya katılma sebebimiz yoğun istek üzerine. Evet. Buradaki bayanlara da faydalı olmak istedik bu konuda. Şimdi tabii Manisa'da güzellik merkezleri çok sayıda var. Sizin farkınız nedir diğer güzellik merkezlerinden? Çünkü artık normal bir kuaför dükkanı bile baktığımız zaman ismini direkt güzellik merkezine çevirdiler. Ama tabii ki detaylı olarak gerçekten sizin verdiğiniz hizmetin dışında merdiven altı işler yapılabiliyor. Ama güzellik merkezi olarak sizin farkınız nedir diğer merkezlerden? Bizim özellikle kullandığımız cihazlarımız, yaptığımız işlemler, lazer epilasyon, zayıflama, cilt bakımı olarak bu konuda çok verimli daha olduğumuzu inanıyoruz. Evet. Tabii daha detaya gireceğiz, uygulama evet. Detayına gireceğiz ama ben özellikle tabii 11 yıldan beri devam eden ve 21 şubesi olan bir merkezsiniz. Diğer merkezleriniz hangi şehirlerde? Mesela İzmir'de var olduğunu biliyoruz. İzmir, Aydın ve Manisa olarak dağılımını sağladık. Evet. Genelde yakın çevrelerde profesyonel ekiple çalışmak önemli. Haliyle diğer illere açılmak biraz sıkıntılı. Çünkü hizmet verdiğin zaman müşteri memnuniyeti çok önemlidir. Kesinlikle. Tamamen ticari amaçlı yapmak değil de memnuniyetlik. Olacak. Neticede hizmet satıyoruz. Müşteriyi memnun etmek gerekiyor ki başarıyı elde edebilelim. Çünkü başarı eşittir, memnuniyet eşittir, başarıdır yani. Kesinlikle. Yani sadece iş olsun diye değil. Dediğiniz gibi biraz önce bahsettiğiniz konu aslında çok önemli bir konu. Evet. Bu işi sadece ticari amaçlı yapan insanların birçoğu silinip gidebiliyor. Kesinlikle. Çok kısa sürede kapanan yerler görebiliyoruz. Mutlaka. Ama kalıcılık dediğiniz gibi müşteri memnuniyeti. Çünkü sizin işiniz hem güzellik hem sağlık. Sağlık kapsamında detaylı yapılıyorsa tabii bu ki. Neticede evet, tabii ki ticari amaçlı yaptığım bir iş uygulama ama neticede ticaretin yanında insanları mutlu memnun etmek de çok önemlidir. Yapacağın bütün işlemler için diyorum. Zaten başarısı sonra geliyor yani. Yani ticari amaçlı yaptığın mükafatını alıyorsun o şekilde. Kesinlikle doğru söylüyorsun. Peki Cadem adını nereden alıyor? Cadem adı nedir? Cadem anlamı adı nedir? Anlamı Fransızca'da yeşim taşıdır. Eksi enerji alıp o bir enerji güzel. Veriyor insanlara. O yüzden güzel bir enerji veren bir isim olduğu için bunu kullandınız. Anlamlı bir isim olduğu için Cadem ismini o zaman kullandık. Negatif enerjileri yok ediyoruz ve güzel enerjileri çekiyoruz. Aslında sizin yaptığınız işte bu zaten. Yani insanların o negatif enerjisini atarak güzelleştirerek insanların ruh halini de güzelleştirerek tabii aslında ki, siz güzel ki, bir iş yapıyorsunuz. Güzellik merkezleri ben sadece güzelleşmek değil insanlar oraya aslında bir terapi amaçlı da gelebiliyor. Mutlaka. Birçok kadın şu anda dünyada baktığımız zaman birçok bir kadınlar özellikle kendini mutsuz hisseden kadınlar canı sıkılan, sıkıntılı insanlar bir gideyim de bir güzelleşeyim dediği anda mutlu olmak için. Mutlu olmak kesinlikle. İçin bir terapi olmak için kesinlikle bizi özellikle seçiyorlar. Sizler karşılaşıyorsunuz evet. Bu tarz bayanlarla. Onları güzel ve huzurlu göndermek evet, için zaten daha çok dostluğa dönük olarak, dostluk olarak ilerliyoruz. Öyle devam, evet, öyle devam ediyor. Peki Cadem Estetik'in içeriğinden biraz bahsedeceğiz ama biraz önce saydınız. Şu uygulamaları yapıyoruz dediniz. Mesela cilt bakımında
Ne tür uygulamalar yapılıyor? Genel cilt temizliğimizi yapıyoruz. Buhar, peeling, masaj olarak. Bunun yanı sıra daha farklı işlemlerimiz de var bizim. Altın iğne. Nedir mesela? Bu altın iğne ciltteki sarkıklığı, elastik kaybını, hepsini ve ince kırışıklıkları önlüyor. Harika. Kaç yaş üzeri yapıyor mesela bu uygulamayı? Bu gözeneklerle de ilgili olduğu için yaş sınırlaması yok. 18'den sonra rahatlıkla yapabiliyoruz. Ciltte sarkma, çizgiler, kışıklık. Evet, ama gözenek, evet tabii ki gözenek iz şeyleri olduğu için gözenek izlerini de kaybediyor. Altın iğneyi ben ilk defa duydum. Şimdi altın maskelerini biliyoruz. Yok, altın iğne. Maskeleri biliyoruz ama bu yeni çıkan bir uygulama mı? Bir de somon uygulamaları somon çok fazla duyuyoruz. Evet. Bunun özellikle içeriğinden bahsedebilir misiniz? Somon DNA ne işe yarar ve neden yapması gerekir? Aynı şekilde insan? Cildin kalitesi için yapılan bir işlemdir. Cildin nemle dengeler. Cildin kırışıklıklarını açmaya yardımcı olur. Seanslar? 4 seans olarak seansı yapılır. Yani 20 günde bir yapılabilir. Evet. Yani bu düzende yapıldığı zaman aslında cilt ne kadar sürede? Biz bunları kombin paket olarak veriyoruz daha çok müşterilerimize. Yani altın iğne, cilt bakımı, vitamin, bu şekilde kombin. Bir beraberinde. Evet, vitamin. Evet. Sadece tek bir tane uygulamayla belki değil. Tamam. Kombin paketlerle daha güvenilir, daha sağlam. Aslında bakımın ve güzellik uygulamalarının devamlılığında zaten en güzel sonuçlar alınıyor. İşte birkaç uygulamaya gittim bitti değil. Yok, illaki bir insanın, normal bir bayanın ayda bir kere cilt bakımını muhakkak yaptırması lazım. Olması gerekiyor. Evet, tabii biz bu cilt bakımından bahsederken özellikle mesela problemli ciltler gelebiliyordur sizlerde. Sizlere işte akneli ciltler, çok kuru ciltler ya da uzmanlarımız bunları cilde göre değerlendirip analizi yapılıp cildine göre değerlendirip ona uygun maskeler uyguluyoruz. Özellikle ben şunu sormak istiyorum. Bir kişi günlük bakımını nasıl yapması gerekiyor? Tamam, ayda bir profesyonel bakım yaptırmak zorundayız. Hele ki çalışan bayansak, özellikle bizler gibi makyaj yapan bayanlar cilt temizliği normalde cildi temizlemeden yatmıyoruz birincisi. İllaki bir tonik kullanmamız gerekiyor. Cilt temizliği ile ilgili. Peki genel günlük bakımımızda tonik temizleme ürünü kullanacağız. Evet. Gece mesela ne yapacağız? Gündüz nemlendirici kremler kullanabiliriz. Dış etkenleri karşı cildimizi nasıl koruyacağız? Biz bunları daha çok üründen fazla dermapen bu şekilde tavsiye ediyoruz hastalarımıza ki kalıcı olsun. Dermapen'in içeriği nedir? Dermapen normalde mikro kanallarla cildimize bir hasar verilir. Verdiğimiz hasarla cildi yenileriz. Evet. Uyandırıyorsunuz aslında cildi. Evet. Orada bir savaş açıyoruz. Evet. Orada çok güzel aktivite oluyor hücreler tabii bu noktada. Ve sonrasında da peki bu dermapen uygulaması ne kadar sürede olması lazım ve bittikten sonra ne kadar sıklıkla 15 günde bir 4 seans uygulayabiliyoruz biz hastalarımıza. Ondan sonra yılda bir sefer yaptırmaları cilt için yeterli. Evet, özellikle 35 yaş sonrasında çok dikkat etmemiz gerekiyor. Lekeli ciltlerde, gözenekli ciltlerde. Evet, İlla ki bunun sonrasında bir güneş koruyucu kullanmamız gerekiyor. Bunu çok özellikle vurgulamak istiyorum. Evet, güneş koruyucu muhakkak olmazsa olmaz dediğimiz bir kesinlikle şey. Kesinlikle bu çok önemli. Neden? Şimdi ben etrafımda da mesela gözlemliyorum. Güzellik konusu olunca ya da konuları biraz bildiğiniz zaman çok soru gelebiliyor. Bize de gelebiliyor mesela. Artık gitgide ciltlerde lekelenmeler başlıyor. Evet. Güneş ışınlarına maruz kalıyoruz. UV güneş ışınlarının zararlarına maruz kalıyoruz. Artık eskisi gibi değil. 30 yaş üzeri bayanlarda biraz lekelenmeler daha yoğun oluyor. Bu noktada neler uyguluyorsunuz? Var mı bir özel bakımınız? Sonuç alabileceğiniz? Dermapen işlemi. Burada sadece leke bakımı için. Leke, evet. Leke ve cilt bakımı gözenekler için hepsini uygulanabiliyor. Aynı zamanda bu altın iğne işlemini de bununla beraber uygulayabiliyoruz kombin olarak. Yine kombin olarak kullanılabilecek bir uygulama diyorsunuz. Peki Fatoş Hanım, sizler tabii bu konuya hakimsiniz. Birebir eğitim veriyor musunuz mesela çalışanlarınızı geldiğim zaman? Ben de çok bilinçli çalışanlarınızı gördüm. Evet. Merkezinize geldim. Hepsi birbirinden tabii ki güzel bayanlar. Tüm cihazlarla ilgili eğitimi birebir veriyoruz. Evet. Peki bir de çalışanlarımız hepsi zaten birer uzman oldukları için konularında. Onu gelip bilizat gördüm. Evet, konularında çok uzman dahil, kişiler. Diğer şubelerinize dahil hepsine tek tek dolaşıyorsunuz. Koordinatörlük de zaten bu kısımda yardımcı oluyorsunuz. Eğitim veriyorsunuz sürekli. Bir de tabii yeniliği takip etmek de çok kolay değil. Yeniliği nasıl takip ediyorsunuz? Sürekli bir şeyler çıkıyor değil mi? O konuda ayrıca bir takip etmek gerekiyor. Tabii ki. Genelde yurt içi ve yurt dışındaki fuarlarımızın eğitimlerine katılıyoruz. Çok fuarlarımız iyi. Tabii ki teknoloji takip etmek gerekiyor. Haliyle yenilikleri takip etmek gerekiyor. Bunun için ülkemizde yaklaşık yılda iki defa
fuarlar oluşuyor İstanbul'da veya Ankara'da. Katılımcı olarak katılıyoruz, inceliyoruz cihazlarımızı. Özelliklerini öğreniyoruz. Yeniliğe açık olduğumuz için sürekli takibindeyiz bunun. Evet. O yüzden sürekli fuar katılımlarında daha aydınlanıyoruz. Aktif yani. Oluyorsunuz evet. Bu durumda da. Yeniliği takip etmek de bu noktada kesinlikle. Çok önemli. Geride kalmamak gerekiyor ama sizler de zaten evet. Eğitmenlik kısmını zaten çok iyi götürdüğünüz için bilinçli çalışanlar olmuş oluyor. Yani gelen kişiye ne vereceğini, ne yapması gerektiğini bilen kişilerin olması gerekiyor. Çünkü bu noktada baktığımız zaman şimdi güzellik merkezleri var ama çok bilinçli olmayabiliyorlar. Evet. O yüzden sizlerin yetiştirdiği o estetisyen dediğimiz uzmanların evet. Muhakkak olması gereken bir merkez. Ekip işi. Aynen. Biraz önce bahsedecektim. Ekip işi çok önemli. Sizde de bu önemli. Ekip ruhunu zaten görüyoruz ekip. Ve zaten büyümenin sebebi de budur. Evet. Şimdi 21 tane şubeden bahsedersek bu bir ekip işi. Ekip ben istiyorum Aylin Bey açıyor. O zaman çok güzel. Kendini güvendir bu zaten. Ben kendime güveniyorum, evet. Yetiştirebilirim, buna hakimim ama ben de bu gücü size sağlarım deyip güvenebileceğiniz çalışan güven tamamen güven olayı. Bu çok önemli bir şey. Doktor danışmanlığı da veriyorsunuz evet. Anladığım kadarıyla. Manisa'da değil ama İzmir'de klinik çalışmalarınız var. Evet. Kimle devam edelim, sizinle mi devam edelim Aydın Bey? İzmir'de çeşitli estetik hastaneleriyle ve plastik cerrah, dermatolog arkadaşlarımız var. Onlarla çalışıyoruz. Evet. Tabii bizim böyle bir yetkimiz yok. İşlemleri çok fazla yapamıyoruz. Klinik ortam olması tabii lazım. Tabii ki klinik ortamda hatta çalıştığımız hekim arkadaşlarım bile bir yere kadar kendi tabii. Ofisinde muayenehanesinde yapma yetkisi vardır. Cerrahi işlemleri onların da anlaşmalı hastaneler. Olduğu hastaneler vardır. Bu şekilde sadece bize danışmanlık hizmeti veriyorlar. Evet. Akabinde uygulamaları kendi yerlerinde yapıyorlar. Tabii ki. Yani kişi ne istiyorsa, her türlü ne uygulama istiyorsa size geldiğinde sizlerin yönlendirebileceğiniz çok güzel yapıyoruz. Sadece yönlendirmeleriniz bakıyoruz var. Size bu yapılabilir, bunları evet. Uygulayabiliriz. Doktorumuzla bir analiz etsin diyoruz. Bu şekilde yönlendiriyoruz. Evet, çok güzel. Saç ekim uygulamaları mesela İzmir'de yapılıyor ve yönlendirdiğiniz ya danışmanlık aldığınız hekim var diye biliyorum. Var, tabii ki. Artık son derece ihtiyaç duyulan bir evet. Uygulama. Özellikle erkeklerde çok fazla evet. Bu sıkıntı var. Bunun talebi mesela oluyor mu hocam? Yine çok. De şöyle bir şey arkadaşlara uyarma anlamında diyeyim. Lütfen saç hekimi çok önemli bir şeydir. Evet. Hekim arkadaşları tercih etsinler. Ayrıca çünkü cerrah olması gerekiyor değil mi? Kesinlikle plastik cerrah olması evet. Gerekiyor. Medikal uygulama yapanlar hayır. Asla değil. Asla olmasın bunu ve onu tercih lazım. Etmiyoruz. Biz de etmiyoruz. Yaptıracak olan arkadaşlara da buradan sesleneyim. Kesinlikle ve kesinlikle normal medikal uzmanlara saç ekimini yapmasın. En hassas olan bölge olur çünkü. Kesinlikle. Ve bununla ilgili bir sürü sıkıntıyla karşılaşıyoruz. Şikayetçi olan, memnun olmayan bir sürü arkadaşlarımız sağlık oluyor. Sağlık problemi çıkabilir tabii ki. O yüzden saç ekimi çok hassas bir konudur. Araştırsınlar. Çok iyi araştırsınlar. Yine dediğim gibi size gelip danışmanlık alır mı? Yönlendirmeler tabii ki. Tabii ki. Çünkü biz sürekli yaşadığımız tabii, için tecrübeler görüyorsunuz. Olduğu için görebiliyoruz yani. O konuda biraz dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Evet. Herkes işini yapsın diyorum evet, yani. Evet doğru söylüyorsunuz. Kısacası. Ben evet. Şimdi merak ettiğim bir konu var. Şimdi saç ekiminde bayanlarda saç ekimi yapılıyor mu? Yani tabii ki erkeklere de. Yapılıyor ama bayanlarda çok duymuyoruz mesela. Yapılıyor. Böyle bir şey yapılıyor. İsteğe mu? Göre bayanlara da evet. Yapılıyor. Peki saçta tutma olayı mesela sonuçları? Şimdi şöyle biraz. Merak ettiğim için soruyorum özellikle. Bu konuyu daha çok bayanlarda doktorlarımız perepeyi öneriyorlar perepe, saçta. Evet. Mezoterapi evet, özellikle. Mezoterapi ve perepe olarak öneriyorlar ama bunun yanı sıra da tabii ki saç ekimi de yapılıyor. Yapılıyor. Evet. Yani kişiye göre alınabiliyor. Saç analizine göre tabii evet. Ki alınıyor. Aslında sonuç şey de önemli. Kişinin rahatsızlığı var mı vesaire ama bunları tamamen doktor özellikle kontrolü. Özellikle doktorlar da bundan yana perepeden yana. Öyle mi? Daha güzel sonuçlar alınıyor. Evet. Zaten çok gündemde. Mezoterapi ve perepeyi çok duyuyoruz. Perepe tedavileri, uygulamaları hem saç hem cilt. Evet. Ciltte de uyguluyorsunuz mesela. Neyi tabii için uyguluyoruz ciltte? Cilt lekeleri, kırışıklık, cildin kolajeni için bunların hepsi bunlar da uygulanabiliyor. O zaman güzel olmak ya da kendini güzel görmek, daha güzel görmek isteyen bayanları Cadem Estetik Merkezi'ne göndereceğiz ama biz özellikle merkez olarak tam olarak lokasyon olarak herkes bilmiyor. Biz tabii bundan sonrasında sizi ara ara burada göreceğiz. İzleyicilerimize tabii ekrana çıkaracağız sizleri ama merkeziniz nerede? Merak ediyorlardır belki izleyicilerimiz. Merkezimiz tek tek sayalım mı yoksa bölgesel olarak? Manisa'da var. Mesela Manisa'da, bayanlar nereye gelsin? Yunus Emre'de var hemen Manisa'da. Cadde üstünde. Yerimiz çok güzeldir. Hijyeniktir. Evet. Profesyonel arkadaşlarımızla çalışıyoruz. Güler yüzlü ekibimiz. Kadromuz çok başarılı. Ayrıca
Cihazlarımız çok yeni ve son sistem cihazlarla uyguluyoruz. Danışmanlık ücreti ücretsiz olarak veriyoruz aynı zamanda. Bütün Manisa halkımızı bekliyoruz. Danışmanlık için herhangi bir ücret almıyoruz. Kıl köklerini muayene ederek olur veya olmaz diye sadece ceplerindeki parayı alıp da gönderelim değil, düşüncesi değil bizimki. Tamamen doğru yapılacak, yapılmayacak diye net bilgilendirip doğru kararla gönderiyoruz. Evet, o zaman diyoruz ki bayanlara, Yunus Emre bölgesinde Jarem Estetik Merkezi açıldı. Aydın Bey'in de söylediği gibi ücretsiz danışmanlık veriliyor. Burada cildinizle ilgili, saçınızla ilgili ya da lazer epilasyonla ilgili her konuda destek almak istiyorsanız, ben uygulama şu an düşünmüyorum ama sonrası düşüneceğim ama ben bilgi almak istiyorum diyen herkes ücretsiz danışmanlık almaya, oradaki değerli arkadaşlarımız var, uzman arkadaşlarımız var. Oradan birebir ücretsiz bilgi almak için herkesi oraya bekliyoruz. Gelsinler, sadece çaylarını içsinler, o ortamı bir görsünler, o güzel enerjiyi bir görsünler. Merkezi görsünler, çünkü ben merkeze ilk geldim, girdiğim zaman oradaki renkler çok önemli. Evet. İçeri girdiğin zaman bir huzur var. Çok sakin, tertemiz, mis gibi güzel bir yer. Sadece gidip oturup sohbet edip kendimizi iyi hissetmek adına, sadece bilgi almak adına, bir kahve içmek adına Jarem Estetik Merkezi'ne biz bayanları bekliyoruz. Erkeklere uygulamalarda yapılıyor mu? Özellikle bunu da merak ediyoruz. Evet, biz bay bayanlar. Neler yapılıyor erkekler için? Aynı şekilde lazer epilasyon, cilt bakımı, zayıflama erkeklere de bu. Evet, bunlar da olabiliyor tabii. Sadece bayan diye değerlendirmiyoruz. Hayır, bay bayan. İhtiyaç artık durumunda erkeklerde erkek. Çünkü artık günümüzde bayanlar çok bakımlıdır falan diye böyle bir algı var. Yok, erkekler de yeteri kadar bakımlı. Erkekler evet. Meraklı artık. Artık ihtiyaç durumunda. Bay bayan olarak çalışıyoruz, işlemlerimizi çok yapıyoruz. Çok güzel. Bunu da en azından buradan vurgulayalım ki erkekler, ben lazer epilasyona gideceğim, cilt bakımına gideceğim, nereye gideceğim diye arayışa geçmesinler. Jarem Estetik Merkezi'nde erkekler için de birçok uygulamalar yapılıyor. Evet, büyüme konusuna gelecek olursak Manisa'da bir tane şubeniz var. Evet. Başka yerlerdeydi ya da Manisa'da başka bir şeyler ya da büyüme planlarınız var mı? Büyüme planlarımız tabii ki var. İyi bir lokasyonda, güzel noktalarda İhtiyaç halinde açmaya çalışıyoruz. Evet. Şimdi açtığımız zaman başarı da önemli. Yani hizmet kalitesi de çok kesinlikle önemli. Çünkü büyüdükçe kalite düşmemesi kesinlikle gerekiyor. Kesinlikle o kaliteyi sağlamak gerekiyor. Kontrolsüz büyümemek gerekiyor. İşte başaracağım, açacağım, sayımı fazlalaştıracağım diye 4 tane atıyorum ilçedeki müşteri şikayetleri tamamen bizim motivemizi düşürüyor. Markaya yani. Zarar etkiliyor. Sosyal medyada yapılan olumsuz yorumlar müşterilerimize etkiliyor. Tabii buradan şunu da belirtmek istiyorum. Bazen meslektaşlarım maalesef rakip firmalar sosyal medyaya olumsuz tepkiler yazabiliyor. Evet, çok acımasızız bu konu. Müşterilerimizi olumsuz derecede inanılmaz etkiliyor. Bu da bizi üzüyor. Çünkü hiçbir memnuniyetsiz bir müşterimiz bizim sosyal medyaya açıklama yapmaz. Birebir görüşür ve biz onu mutlu bir şekilde ayrılırız. Yani hiçbir şekilde onu yüzmeden bir şekilde çözüm sağlıyoruz. Evet. O yüzden buradan sesleniyorum. Lütfen müşterilerimiz sosyal medyadaki olumsuz tepkilerle şey yapmasınlar. Birebir ön yargılı olmasınlar. Birebir görüşmeyi tercih etsinler. Evet. Dediğim gibi ücretsiz danışmanlık hizmeti veriyoruz. Gelsin danışsınlar, baksınlar. Beğenmeseler, hoşlanmasalar tekrar herkesin tercihi. Evet, bunu vurgulamanız çok iyi oldu gerçekten. Şimdi tabii sosyal medyadaki yorumlara bakarak insanların kafasını bulandıran birçok şey oluyor dediğiniz gibi. Ve Manisa'da çok ciddi bir rekabet var. Çok, bu sektörde çok ciddi bir rekabet var. Bizler de karşılaşıyoruz. Bu konuda aslında daha biraz özverili olursak, ki buradan bu iş yapan herkese sesleniyoruz. Sadece başarı, yaptığınız işlemlerle, başarıyla bence gündeme gelin. Dediğiniz gibi hiçbir müşteri kalktı orada kesinlikle bir şey yazmaz. İyi olan kazansın diyoruz. Aynen, iyi, başarılı olan kişiler zaten bu işin en güzelini yapmak için Manisa'ya hizmet ediyorsunuz. Herkes, yani şimdi baktığımız zaman yan yana kuyumcular var mesela. Hepsi işini yapıyor, hepsi hakkıyla çalışmaya mutlaka özen gösteriyor. Yani bu sektörde de öyle. Çok fazla merkez var ama sadece ben kazanayım mantığı var. Manisa'da birazcık böyle bir yargı var. Daha haksız bir rekabet var. Kesinlikle. Bu haksız rekabette de müşterilerimiz şuna çok iyi dikkat etsin. Biz veya herhangi bir X meslektaşım, bakın kötülemek amaçlı söylemiyorum. Değil, amacımız o değil. Ama her şeyin bir bedeli vardır. Mutlaka, ama bazı yerlerde saçma sapan bir kampanyayla insanları kandırabiliyorlar. Cebindeki parayı alıp sonra da ortadan kaybolma gibi,
atıyorum hizmet seans vermeme gibi bir durumlarla karşılaşabilirler. Buna çok iyi dikkat etsin ve çok iyi araştırıp öyle alsınlar. Yani. Evet, özellikle ben şimdi bu kısmı ele alacağım. Lazer epilasyon kısmı, siz bu konuda iddialısınız. Evet. En iyi cihazımız var diyorsunuz. Evet. Ve ayrıca şimdi kullanılan birçok cihazları da bizler de görüyoruz. Bir takım duyumlar alıyoruz. Bununla ilgili haberler de takip ediyoruz. Cihaz önemli. Sonuç alınacak cihazlar tabii çeşitleri var. Şimdi güzellik merkezlerinde kullanılan diyot dediğimiz bir cihaz olması gerekiyor. IPL cihazı var. Çok sonuç alınmıyor. Evet, uyutma sistemi uyutma diyoruz sistemiyle. Biz ona. Evet. Ama diyotla çalışılması gerekiyor. Evet, %90 bitiş garanti. Evet. Şimdi bu konuda da biraz vatandaşımızı bilinçlendirecek olursak, dediğiniz gibi kampanyalar var. Sınırsız seans, işte atıyorum çok cüzi bir miktarda bir fiyat veriliyor, şu fiyata. Görünce ben sınırsız gideceğim istediğim kadar, ama sınırsızlık da güzel bir şey değil. Onun da zaten seans zararı var. Seans sayısını illaki belirtmek gerekiyor. Biz 10 seans olarak veriyoruz. Tabii ki ekstradan 12 olur. İhtiyaç olur. Kişinin hormonlarına göre de değişebiliyor çünkü. Kıl yapısı ve hormonlarına göre de değişebiliyor. Biz hiçbir zaman hiçbir müşterimizi zaten mağdur etmemek taraftarıyız bu konuda. Seans sayılarımızı da onunla belirtiyoruz. Evet, yani o sınırsızlık vesaire bunların hepsi aslında gerçek değil. Gerçeğin dışında değil, yanıltıcı. Tabii ki de değil. Ve özellikle fiyatla vurmaya çalışıyorlar. Fiyatı da ben şuradan şöyle anlıyorum. Kullanan cihazlarla alakalı. Kesinlikle öyle. Şimdi kesinlikle. Siz bir cihazı atıyorum 100 bin dolar para yatırıyorsunuz. Evet. Bir başkası gidiyor. 20 milyara 30 milyara da cihaz alanlar var. Toplama cihazlar. Toplama cihazlar var. Piyasada cihaz diye. Biz aslında ona modern sihir aleti diye adlandırıyoruz. Evet. Çünkü hiçbir zaman kullandıkları kampanyadaki kılları bitirmez. Evet. Uyutur bırakır. Evet. Ve bir yıl sonra tekrarlanır. Evet. Yani açıkçası üzülüyorum. Sadece tüketiciye üzülüyorum. İnsanların aslında iyi niyetini de istismar etmiş oluyorlar bu noktada. Neticede insanlar para veriyor. Bir amaç için geliyor. Ya ve kandırılıyorlar açıkçası. Evet. O yüzden cihaz araştırmasını çok iyi yapsınlar. O yüzden danışmanlık istiyoruz. Mutlaka. Evet. Hızla büyümemizin en büyük sebebi bu zaten. Bu. Memnuniyet. Memnuniyet. Önemli bilgi paylaşımı. Doğru satış. Önemli. Doğru satış. Önemli. Kullanan cihaz dediğiniz gibi ekip her şey. Ekip ekipmanlar çok önemli. Çok önemli. Çok önemli. Bir de insanlar tabii ki şimdi artık günümüz şartlarında internet ortamında çok yanlış bilgiler de edinebiliyoruz. Evet. Tamamen internet ortamındaki bilgilere bağımlı kalmadan o yüzden birebir danışmanlık hizmeti önemli sevgili izleyiciler. Özellikle bu işin erbabı olan uzman kişilere gidip bu konuda bilgi alıp ona göre bir uygulama sistemi oluşturan uzmanlar sayesinde bu desteği almak gerekiyor diye ben de özellikle buradan vurgulamak istedim. Yöneticilik nasıl bir duygu? Yöneticilik zor bir duygu tabii. Çalışma arkadaşlarımla iyi anlaşabilmek, hukukunu iyi tutabilmek, hakkaniyetli kararlar verebilmek. En korktuğumuz şey tabii kul hakkıdır ne olursa olsun. Yememeye çalışıyoruz. Kesinlikle. Yemiyoruz demeyelim de yememeye çalışıyoruz. Evet, evet. Doğru ticaret, dürüst ticaret yaptığın zaman su akıyor yolunu buluyor açıkçası. Doğru söylüyorsun. O yüzden yöneticilik güzel sağ olsun. Tabii o da bir ekip işidir. Kesinlikle. Şimdi yöneticilik derken sadece bir kişiden ibaret değildir. Olmaz. Muhasebe müdürüm vardır, genel koordinatörüm vardır, onun asistanı vardır, şube sorumluları, şube müdürleri vardır. Bunlar hepsi tamamen birbirine zincirleme bağlantı geniş içinde. Geniş bir ekip aslında. Tabii ki geniş bir aile diyelim ona. Evet. O yüzden iyi anlaşabilmek, iyi iletişim kurabilmek başarıyı getirir zaten. Kesinlikle bu çok önemli. Aynı dilden konuşabilmek. Atıyorum X bir şubendeki bir yöneticinle farklı bir yerdeki yöneticin çok doğru satış yapıyordur, o bozuyordur. Hepsi, bütün ekibi bozar. Evet. Aksi takdirde aynı dilden konuştuğun zaman ekip ruhudur. Koordinasyonu sağlamak lazım. Kesinlikle bu çok önemlidir. Ve o şekilde çalıştığın zaman yorulmuyorsun. Ama aksi takdirde içinden bir tanesi çıktığı zaman, atıyorum 21 şubenin bir tanesinde çıktığı zaman diğerlerini kesinlikle etkiliyor. O yüzden zor yanı da var, kolay yanı da vardır. Evet. Ama ekip ruhu olduğu zaman gayet kolay ve rahat gidebiliyorsun. O yüzden yani. Ekibinize güvendiğin zaman yöneticilik de biraz daha zaten sizin yükünüzü hafifletmiş olur. Burada en büyük iş Fatoş Hanım'a düşüyor. Ben çok fazla açıkçası bütün takipleri siz yapıyorsunuz değil mi? Ben kurulumunu yapıyorum. Fatoş Hanım Fatoş Hanım yönetimde. Siz de burada oturmuyorsunuz herhalde değil mi? İzmir. İzmir'de oturuyorsunuz ve bu kadar yere de yetişmeye çalışıyorsunuz. Sürekli aslında dışarıdasınız aslında. Evet, doğru. Bu şehir dışında. Evet. Peki Manisa'daki merkeze olan görüşler
Rağbet nasıl, Manisa nasıl karşılıyor Jalem Estetik Merkezi'ni? Yani yüksek derecede bir rağbet var. Çok Manisa halkı meraklı. Hı hı. Önemli olan doğru şeyi doğru şekilde yapmak ve anlatmak. Hı hı. Kesinlikle. Güven de çok önemli bu konuda. Asıl önemli kısım burası. Çünkü haklı olarak müşteri geliyor diyor ki tamam ben paket sistemi çalışıyoruz. Evet. Alayım paketi. Yarın kaçmayacağınız ne? Evet, bunu veya soruyorlardır değil mi? Mutlaka çok sık, var çünkü çok sık duyduğumuz bir soru. Bu soruya karşılık biz şöyle bir cevap veriyoruz. Kurumsal bir firmayız. Atıyorum burası kapandığı zaman İzmir var, en yakın İzmir, Turgutlu, Bornova, evet. Salihli gibi şubelerimiz var. Hı. Orada hizmet alabiliyorsunuz evet. diyoruz. Bu müşteriye bir güven kazandırıyor. Süper, harika bir şey aslında. Hem ticari amaçla ayakta durmanı sağlıyor. Çünkü takviye denen bir olay vardır şubeler arasında. Tabii tabii doğru. İş yapmadığı zaman ayakta tutabilmek için. Harika. O yüzden bu çok önemli. Müşterinin sorduğu soru için. Kurumsal olduğumuzu gördükleri için talep çok iyi oluyor ve yoğun oluyor. En güzeli de bu zaten. Evet. Yani küçük işletmeden ziyade yapacaksınız bu işi kurumsal boyutta kesinlikle. Ve profesyonel boyutta yapmak. Evet. Bizler zaten bunları size görüyoruz. Yani ve 21 şube çok ciddi evet. bir rakam çok, ve evet. başarı ve büyümeye de açık bir evet. kurumsunuz. Harika, başarılı buluyoruz bizler sizi. İnşallah Manisa'da da çok güzel şeyler yapacaksınız. Bizler de buradan inşallah yansıtacağız. İnşallah. Son olarak söylemek istediğiniz sözleriniz varsa alabiliriz. Son olarak bekliyoruz bütün müşterilerimizi, misafirlerimizi diyelim. Çayımızı kahvemizi içsinler. Gelsinler bir kafalarına takılan bu işlerle ilgili herhangi sorular olursa rahatlıkla çekinmeden açıklayacak ekip arkadaşlarımız var. Mutlaka bekliyoruz herkesi. Doğru seçim, doğru tercih olarak çok doğru. düşünüyoruz. Çok evet. teşekkür ediyoruz. Fatoş Hanım sizden son sözü. Biz de Manisa halkını bekliyoruz, bayanlarını. Güzelliklerine güzellik katmak için. En güzeli de bu evet. zaten. Değil mi? Çok çok teşekkür ediyoruz. Verdiğiniz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz. Davet ettiğiniz için. Ekranı gerçekten renklendirdiniz. Enerjinizle özellikle. Çok teşekkür ederiz. Kanalınıza ve kanaldaki bütün arkadaşlarımıza da biz buradan teşekkürlerimizi sunuyoruz. Emeklerine sağlık. Başarılarınızın çok devamını diliyoruz. İnşallah hep beraber. İnşallah. Sevgili izleyenler, Jardin Estetik ve Güzellik Merkezi Genel Koordinatörü Fatoş Hanım ve Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Bey ile keyifli bir programı gerçekleştirmeye çalıştık. Güzellik üzerine konuştuk. Jardin Estetik Merkezi'nin amacını konuştuk. Merak etmek isteyen varsa zaten az önce bahsettik. Yunus Emre ilçemizde çok güzel bir üst düzey hizmet veren bir merkez. Herkesi çay, sohbet, bilgi almak açısından oraya bekliyoruz. Herkese keyifli ve güzel günler dileyerek bir başka programda görüşünceye dek şimdi hoşçakalın.